Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Musa Topbaş Efendi'den okumalar programındayız. Programımıza teberrüken sevgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Ehl-i Beyt'inin, Ashab-ı Kiram Hazretlerinin mübarek ruhlarına, Peygamberler Silsilesi'nin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazretlerinin ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın, milletimizin muhafazasına bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyarak başlamış oluyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. İhtinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Aziz dinleyenlerim, bu sohbet serimizde merhum üstadın İslam Kahramanları isimli eserini okumaya devam ediyorduk. Daha önceki sohbetlerimizde Allah Resulü Efendimiz'den başlayarak Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in, sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'in menakıbını okumuştuk. Bugünkü bölümde de Hazreti Ali'l-Murtaza'nın şecaatlerinden diye bir bölüm var. İnşallah onu okumuş olacağız. Amr bin Abdud'un katledilmesi diye bir Hazreti Ali Efendimiz'in o savaştaki şecaatından bahsediliyor. Hendek Harbi'nden bir sahne. Muharebe esnasında Medine-i Münevvere'nin etrafına hendek kazılı bulunduğundan iki ordu birbiriyle çarpışmayıp ok atışmaktaydılar. Fakat Amr bin Abdud, İkrime bin Ebu Cehil, Hubeyre bin Ebi Vehib, Nevfel bin Abdullah İbni Mugire, Hazreti Ömer'in kardeşi Darar İbni Hattab ve Mirdas bin Muharib atlarını zorlayıp Hendek'in dar bir mahallinden Medine'nin içine atladılar. Bunlardan Amr bin Abdud arkadaşlarından ayrılıp atını ileri sürerek er istedi. Yani birisi çıksın meydana dedi. Amr pek çok vakalar görüp geçirmiş, yalnız başına nice cemiyetleri dağıtmış, akranı olmayan bir bahadır, silahşörlükte mahir bir süvariydi. Ashab kabileleri Amr'ı bir bölük süvariye mukabil tutarlardı. Onunla dövüşmek, aslanla pençeleşmek gibi olduğundan buna karşı kimse cesaret edip de varmaya rağbet edemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arslanı Hazreti Ali, ya Resulallah, ona karşı ben çıkarım dediğinde Resul-i Ekrem sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sen dur ya Ali, gelen Amr'dır buyurdu. Amr tekrar ehli İslam'a meydan okudu. İçinizde mübareğe çıkacak yer yok mudur? Hani sizin ölünüze tayin ettiğiniz cennet nerede dedi. Ali radıyallahu an tekrar çıkmak istedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yine ruhsat vermedi. Amr artık iyice şımarmıştı. Eğer meydana çıkacak kimse yok mu diye bağırdı. Onun üzerine Hazreti Ali, Amr da olsa çıkarım ya Resulallah diyerek yerinden kalktı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendi zırhını bizzat Ali'ye giydirdi radıyallahu an. Zülfikar namındaki kılıncını da onun beline kuşattı. Ve ya Rab, amcam Ubeyd Bedir'de,
Amcam Hamza Uhud'da şehit oldular. Yanımda bir Ali kaldı. Sen onu muhafaza et, beni yalnız bırakma diye dua etti Allah'ın Resulü. Ali radıyallahu anh piyade olarak meydana çıkıp Amr'a doğru vardı. İki ordu halkı temaşaya durdu. Ali radıyallahu anh evvela Amr'ı dini İslam'a davet eyledi. Amr kahkaha ile gülerek, bu ağızla bir kimsenin karşıma çıkacağı hatırıma gelmezdi. Sen kimsin hele söyle bakalım diye alaycı bir üslupla ona hitap etti. O da ben Ali bin Ebi Talib'im diye cevap verdi. Senin amcaların içinde meydana çıkacak yaşlı başlı biri yok mu? Birader zadem, senin ağzın hala süt kokar. Ben senin babanla pek çok vakit karındaş gibi görüştüm. Şimdi senin kanını dökmek bana güç gelir dediyse de Amr, Hazreti Ali radıyallahu anh, evet ama ben senin kanını dökmekle mahsus olurum. Fakat sen de atından inip benim gibi piyade olmalısın buyurdu. Bu söz Amr'ın hamiyeti cahiliyesine dokundu. Cahiliye kibir ve gururuna dokundu. Pek ziyade öfkelendi. Hemen atından indi. Saika gibi Hazreti Ali'nin üzerine hücum etti. O da kalkanını karşı tuttu. Amr öyle hiddet ve şiddetle bir kılıç vurdu ki Ali'nin kalkanını iki parça etti. Başını da biraz yaraladı. Nöbet Hazreti Ali'ye gelmişti. Hazreti Ali Zülfikar'la bir vuruşta Amr'ı katil ve idam eyledi. Amr'ın mübareze meydanında düşüp kalması müminleri fevkalade memnun, müşrikleri de pek ziyade dilhun etti. Yani içleri kan ağladı. Ebu Sufyan, bugün bizim için bir hayırlı iş yok diyerek hendek başından çekilip ordugahına gitti. Bundan sonra ehl-i İslam'a karşı birleşen hizipler arasında korku ve tefrika uyanmış. Bu sırada çıkan şiddetli bir fırtına düşmanın çadırlarını söküp eşyalarını ve teçhizatını alt üst etmiş, perişan olarak dağılıp gitmişlerdi. Kaynak olarak da hadislerle Müslümanlık yani Hayadüs Sahabe kitabı gösterilmiş burada. Yine aziz sahabi Hazreti Ali radıyallahu anh'ın Yahudi merhabı yere sermesi. Sehil bin Sa'd radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber günü, Hayber fethi uzayınca şöyle buyurduğunu işittiğini rivayet etmiş. Müslümanların bayrağını bugün bir kişiye vereceğim. Vereceğim ki Allah fethi ve zaferi onun iki elleriyle müyesser kılacaktır. O Allah ve peygamberini sever. Allah ve peygamberi de onu yani kılıcı kendisine vereceğim insanı sever. Bunun üzerine orada bulunan ashab bayrağın onlardan hangisine verileceğini tahayyüle başladılar. Onların hepsi bayrağın kendisine verileceğini umarak ertesi güne erdiler. Fakat ertesi gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali nerededir diye sordular. Ashab-ı kiram gözleri ağrıyor diye cevap verdiler. Resulullah Efendimizin emriyle Hazreti Ali huzura getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin gözlerini mübarek dudak ıslaklarını sürdüler. Hemen orada gözleri hiç ağrımamış gibi iyi oldu. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, ya Resulallah, Hayber Yahudileri de bizim gibi Müslüman oluncaya kadar onlarla vuruşuruz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ali, yavaşça ve sükunetle Hayberlilerin sahasında müsait bir mahalle iner, ordugahını kurarsın. Sonra onları İslam'a davet edersin. Ve üzerlerine vacip olan İslam esaslarını onlara anlatır, haber verirsin. Ya Ali, tek bir kişinin senin irşadınla Müslüman olması
İyi bil ki sana kızıl develerin bahşedilmesinden, bağışlanmasından daha hayırlıdır buyurdu. Aziz dinleyenlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle en kritik bir anda Hazreti Ali'ye vazife verirken tembihi çok çok önemli. Nasıl önemli? Efendimiz buyuruyor ki, derdimiz kale almak, derdimiz bir yeri işgal etmek değil, derdimiz insanların İslam'la buluşması. Onun için de Hazreti Ali Efendimiz'e buyuruyorlar, tek bir kişinin senin irşadınla Müslüman olması, Ali bil ki kızıl develerin, yani bir takım ganimetlerin, dünya nimetlerinin harp etmek suretiyle sana bahşedilmesinden çok daha hayırlıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu talimatı ve çile hareket etti. Yahudilere öncelikle İslam umdelerini teklif etti. Fakat Yahudiler Müslüman olmayı kabul etmediler. İlk önce Yahudi cengaver Merhab çıktı. Mübariz istedi. Mübariz, savaş başladığı zaman her iki taraftan önce birer insan çıkıyor. Onlar iki tarafının önünde sadece ikili olarak bir çarpışıyorlar. Ondan sonra da harp başlıyor. Bütün geçmişteki böyle yüz yüze olan harplerin genel teamülü buymuş o zamanda. Ve burada da Merhab, çıksın bakalım birisi önce sizden görelim. Önce bir ikili burada mücadele olsun. Ondan sonra gerisi devam edecek demek istiyor. Ona karşı bizzat Hazreti Ali çıktı ve onu hemen tepeledi. Yahudilerin bu azgın kumandanı yere serilmekle Yahudiler mesnetsiz kalarak harp nihayete ermiş ve Resul-i Ekrem'in fethin Ali bin Ebi Talib'in şerefli iki eliyle müyesser olacağı hakkındaki işareti de tahakkuk etmiş bulunuyordu. Burada da kaynak olarak Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin kitabı kaynak gösterilmiş. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri de kendi kitabında Tecrid-i Sarih'i, yani Sahih-i Buhari'nin tercümesini kaynak göstermişler. Ebu Abdurrahman radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ali ile beraber Sıffin Savaşı'nda bulundum. Kendisine bir şey olmaması için yanına iki adam vermiştik. Fırsat bulur bulmaz karşı tarafın üzerine hücum ettiği zaman kılıcı al kana boyanıncaya kadar savaştı. Sonra döndü ve beni mazur görün, kılıcımın ağzı körelinceye kadar dönmemeye yemin etmiştim dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Ey Ali, sen bana Harun'un Musa'ya olan mevkiindesin. O kadar var ki benden sonra hiçbir peygamber yoktur. Evet, Musa'dan sonra Harun peygamber olmuştur ama sen bana çok yakınsın onlar gibi, fakat benden sonra bir peygamber de yok artık. Kardeşlerimin en hayırlısı Ali'dir. Amcalarımın da en hayırlısı Hamza'dır. Allah Resulü böyle buyuruyorlar. Cenab-ı Allah Hazreti İbrahim'i dost edindiği gibi beni de dost edindi. Cennette benim köşkümle İbrahim'in köşkü karşı karşıyadır. Ebu Talib'in oğlu Ali'nin köşkü ise İbrahim'in köşküyle benim köşküm arasındadır. Ey iki dost arasında bulunan sevgili! Hazreti Ali Efendimiz'e hitaben. Ali ilmin kapısıdır. Benden sonra Allah'tan getirdiğimi ümmetime beyan edendir. Onu sevmek imandır. Ama ona buğz etmek nifaktır. Kendisine bakmak bir şefkattir. Ey Ali, cenazemi sen yıkayacaksın. Borcumu sen ödeyeceksin. Mezarıma da beni koyup sen örteceksin. Zimmetimi sen ifa edeceksin. Ve sen dünya ve ahirette sancağımın sahibisin. Bunlar farklı hadis kaynaklarında Hazreti Ali Efendimiz'le ilgili iltifatı, beyanatı nebeviler. Gerçekten bu bana ilk iman edendir. Ve kıyamet gününde evvela benimle musafaha edendir. O Sıddık-ı Ekber'dir. Önce Hazreti Ebu Bekir gösteriyor Peygamberimiz. Şu da ümmetimin Faruk'udur Hazreti Ömer.
hak ile batılın arasını ayırır. Bu ise Hazreti Ali'ye işaretle müminlerin reisidir. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben Kur'an'ın indirilişi üzerine müşriklerle savaştığım gibi içinizde bir adam da benden sonra Kur'an'ın tevili üzerinde insanlarla çarpışacaktır. İnsanlar Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet edecekler de onları öldürmek insanlara büyük bir hadise olacaktır. Hatta Allah Teala'nın velisini yani Hazreti Ali'yi süngüleyecekler ve Musa geminin delinme işine, çocuğun öldürülme işine, duvarın düzeltilme işine kızdığı gibi onun yaptığı işe kızacaklardır. Bunların hepsi Allah-u Teala'nın rızasıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelecekle ilgili bir takım hadiseleri demek ki zamanında ilahi bir göstermeyle görmüşler, okumuşlar. Daha sonra ileride haricilerin ve sapık fırkaların Hazreti Ali Efendimiz'e verecekleri zararları Efendimiz hayatlarında böylece beyan etmişler. Hazreti Ali radıyallahu anh oğlu Hazreti Hasan'a şöyle vasiyetlerde bulunmuştur. Ey oğul, her şeyden önce Allah'tan hakkıyla kork. Bütün emirlerini yerine getir. Onu anmakla kalbini yaşat. Onun ipine sımsıkı sarıl. Eğer tutunursan, Rabbinizle aranızdaki bağdan daha kuvvetli hangi bağ bulunabilir? Kalbini mev'iza ile yaşat. Dahitlikle, dünya malını ve ona olan aşkını terk etmekle onu öldür. Yani nefsini ve dünyaya olan aşkını öldür. Ciddi olarak ölümü an. Ölümü anmakla da kalbini yaşat. Her şeyin yok olacağını bil, kalbinin de yoklukta karar kılacağını ona bildir. Ona dünya facialarını, musibetlerini teker teker göster ve anlat. Zamanın şiddetini, kükreyişini, gece ve gündüzlerin aleyhine çevrildiğini düşün, hatırla ve hatırlat ey oğul. Kendi nefsine, kalbine daha evvel geçmiş evladı insanların kıssalarını ve hikayelerini söyle. Mazide insanların başına gelen felaket ve musibetleri düşün. Aynı şeyin tekerrür etmemesi için dikkat et ey Hasan. Atalarının topraklarında yaşadıkları yerlerde bir gez. Onların eserlerini dikkatli dikkatli tetkik et. Onlar neler yapmışlar? Nereden nereye, niçin göç etmişler? Bunları tetkik ettiğin zaman onların pek yakın arkadaşlarından ve sevgililerinden ayrılıp gurbet ellerine gittiklerini göreceksin. Tıpkı onlar gibi sen de pek yakında bilmediğin, görmediğin yerlere göç edip gideceksin. Şu halde ey Hasan, istikbaldeki yerini şimdiden hazırla ve temizle. Ahiretini de dünya ile satma. Bilmediğin şey hakkında konuşma. Vazifen olmayan şeye karışma. Herhangi bir işi kendi ehline bırak. Sonunda bir felaket gelmesinden korktuğun yolu da terk et. Zira bir işte felaket sezildiğinde onu terk etmek, korkuyla ilerlemekten daha hayırlıdır. Allah yolunda hakkıyla çalış. Onun uğrunda mücahede ve mücadele etmekten çekinme. Herhangi bir insanın ağır sözleri seni gideceğin yolundan alıkoymasın. Nerede olursan ol, hakka ulaşmak için bütün güçlükleri aşmaya çalış ey Hasan. İslamiyet'te ne varsa hepsini anla ve öğren. Kendini güçlükler karşısında sabretmeye alıştır. Bütün işlerde Allah'a sığın, zira O en iyi koruyucudur, en iyi barınaktır, en yakın kurtarıcıdır. Her işinde Allah'a teslim ol. Zira insanoğluna her şeyi bahşeden de O, mahrum eden de O, yani Allah'tır. Bir işi yapmadan önce onun üzerinde iyice düşün. En iyi şekilde karar verebilmek için
güvenilir kimselerle istişare et. Bu tavsiyemi de anlamaya çalış ve bundan ayrılmamaya dikkat et. Şunu bil ki en hayırlı söz faydalı olandır. Fayda vermeyen ilimde de bir hayır yoktur. Öğrenilmesi lüzumlu olmayan ilimden de bir fayda temin edilmez. Ey oğul, kendimi hayatımın son demlerini yaşadığımı, gittikçe zayıflamakta olduğumu görünce bu tavsiyemi sana bildirmekle acele etmeyi uygun gördüm. Zira düşündüğüm bütün şeyleri sana söylemek için bir zaman bulamadım. Ecelimin gelmesinden, vücudumun zayıflaması gibi hafızamın da zayıflamasında heva ve heveslerin veya dünya fitnelerinin benim nasihatımdan önce kalbine hakim olmasından, bunun neticesi olarak da huysuz bir at gibi olmandan endişe ederek işte sana nasihatımın bir kısmını yazıyorum. Ey oğul, benim vasiyetimden edineceğin şeylerin en hayırlısı Allah'tan korkup ona sığınmak. Onun sana farz kıldığı şeyleri yerine getirmek. Atalarının ve geçmiş insanların izini takip etmektir. Şimdi sen kendi nefsine nasıl güven ve itimatla bakıyorsan, senden evvel geçen ataların da aynı şekilde kendilerine güveniyorlardı. Şimdi sen nasıl düşünüyorsan, onlar da aynı şeyi düşünüyorlardı. Fakat neticede iyi ve doğru buldukları şeyi tuttular, vazifelerini noksansız yapmaya çalıştılar. İşte onların neticede vardıkları şeyi, takip ettikleri yolu takip etmek istemiyorsan, onların başında takip ettikleri yolu aynen takip et. Fakat bu, şüphelerini çoğaltmak, düşmanlıklarını artırmak için değil, doğruyu ve hakikati anlayıp öğrenmek için olsun. Tetkiklerini yaparken önce Allah'a sığın. Ondan başarılar dile. Seni şüpheye götürecek veya kötülüğe düşürecek her şeyi terk et. Kalbinin her türlü kötülükten durulduğunu, fikirlerinin toplandığını, tek arzunun hakikati bulmak olduğunu görünce sana söylediğim hususları düşünmeye başla. Şayet bunlara sahip olduğuna kani değilsen karışık mevzulara girişme. Zira önünü göremeyen bir kimse gibi olursun ki her an içinden kurtulmak pek güç olan çukurlara, uçurumlara düşersin. Böylece karanlıklar içinde, zulmetler arasında boğulup mahvolmaya mahkum olursun. Önünü görmeden yürümek ve her an uçurumlara yuvarlanmak tehlikesiyle karşı karşıya kalmaksa İslamiyet'i öğrenmek isteyenlere yakışmaz. Yani insan önünü görerek yürümeli, uçurumlara yuvarlanmak tehlikelerini de hesap etmeli. Ey oğul, bu tavsiyelerimi dinle ve anla. Ve bil ki her canlının ölümünü elinde tutan, yaşamasını da elinde tutmuştur. Varlıklara can verip yaşatan, neticede onları da öldürendir. Zenginleri fakir, fakirleri zengin yapan odur, yani Allah'tır. Her türlü belayı ve hastalığı veren O. Her belaya bir deva bulan yine O. Dünya taşıyla, toprağıyla, rengiyle, şekliyle, ağaçlarıyla, meyveleriyle, her şeyle O'nundur. O'nun istediği ve arzusu üzerine hareket etmektedir. Ahirette hesabıyla, cezasıyla, cennetiyle, cehennemiyle, bizim bilmediğimiz daha birçok şeyleriyle yine O'nundur, Allah'ındır. Bu hususların birisini bilmediğini görünce O'nu cehaletine atfet. Zira sen cahil yaratılıp sonra öğretilen ilk yaratıksın. Yani insanoğlu baştan hiçbir şey bilmez yaratılmış, sonra da Allah Teala ona öğretmiştir. Ve alleme Ademel esma. Allah bütün isimleri Adem'e öğretti beyanında olduğu şekliyle. İlimde her ne kadar ilerlersen birçok şeyde şüphesiz yine bilmediğin bulunacaktır.
Çünkü düşünme sahasının oluşunda görme kudretinin pek ilerisinde bulunan çok şeyler vardır. Şayet bunlardan birisine muttali olabilir, Allah sana bazı şeyleri öğretirse, onu kendi kudretinle meydana getirip kazandığını da zannetme. Bilakis bunun seni yaratan, rızıklandıran, seni güzel varlık şeklinde meydana getiren ulu varlığa sığın. İbadetin onun için olsun, aşkın ona olsun, korkun yalnız ondan olsun. Bil ki ey oğul, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah hakkında bildirdiği gibi hiçbir kimse bildirmedi ve bildiremez. Onu bir önder ve kurtuluş ordusunun kumandanı olarak kabul et. Ve bil ki ey oğul, ey Hasan, seni yaratan Rabbinin bir ortağı olsaydı sana peygamberleri gelirdi. Böylece onun sıfatlarını ve işini öğrenirdin. Yani başka ilahlar olsaydı onlar da birer elçi gönderirlerdi. O zaman ortağı olmayan bir Allah var ve sadece onun elçisi var. Fakat o kendisinin söylediği gibi tek ilahtır. Kendi mülkünde hiç kimse ona düşmanlık besleyemez. O doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Ölmeyecektir, ebedidir, her şeyden evvel vardır. Fakat varlığının bir başlangıcı yoktur. Her şeyden sonra kalacaktır. Fakat kalmasının da bir sonu yoktur. Kudreti, büyüklüğü kalbin, gözün çerçevesi haricindedir. Eğer bunları bilir ve inanırsan, küçüklüğünü düşünerek yakıştığı gibi hareket et. Onun karşısında kuvvet ve kudretsizliğini düşün. Her hususta ona ihtiyacın vardır. Ona, Rabbine yönel. Rızasını dile. Cezasından kork. Emirlerini yerine getirmeye çalış. Zira o, iyilikten başkasına emretmez. Nehilerinden kaçın. Çünkü o, kötülükten başkasında nehyetmez. Ey oğul, dünyayı ve onun türlü hallerini, içinde bulunan bütün şeylerin başka bir yere göç edeceğini, ahireti ve ehli için orada yapacakları şeyleri, akıbetlerini sana uzun uzun bildirdim. Bunlar hakkında senin ibret alman için de bazı misaller verdim. Bu misallerle umarım ki senin kurtuluşunu ümit ettim. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali'ye hitaben, ya Ali, 600 bin koyun mu istersin yahut 600 bin altın mı yahut 600 bin nasihat mı diye sorar. Hazreti Ali radıyallahu anh der ki 600 bin nasihat isterim ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem de buyurur ki ya Ali, şu 6 nasihata uyarsan 600 bin nasihata uymuş olursun. Nedir bu 6 nasihat? 1. Herkes nafilelerle meşgul olurken sen farzları ifa et. Yani farzlardaki rükünleri, vacipleri, sünnetleri, müstehapları ifa et. 2. Herkes dünya ile meşgul olurken ya Ali, sen Allah Teala'yı hatırla. Yani dinle meşgul ol. Dine uygun yaşa. Dine uygun kazan. Dine uygun harca. 3. Herkes birbirinin ayıbını araştırırken ya Ali, sen kendi ayıplarını ara, kendi ayıplarınla, kendi kusurlarınla meşgul ol. 4. Herkes dünyayı imar ederken ya Ali, sen dinini imar et ve dinini ziynetlendir. 5. Herkes halka yaklaşmak için vasıta ararken, halkın rızasını gözetirken ya Ali, sen sadece hakkın rızasını gözet. Allahu Teala'ya yaklaştırıcı sebep ve vasıtalar ara. Ve 6. nasihat, herkes çok amel işlerken sen ya Ali, amelinin çok olmasına değil ihlaslı olmasına dikkat et. Yüce Rabbimiz hem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hazreti Ali'ye bu güzel tavsiyelerini hem de o nübüvvet pınarından beslenen Hazreti Ali'nin
oğlu Hasan'a olan tembihlerini doğru anlamayı, onlara uygun bir hayat yaşamayı da bizlere nasip etsin aziz dinleyenlerim.